75 yıl bize az geldi değil mi? 103 yıl önce takvimler 1919'u göstermekte. Mustafa Kemal Samsun'a gitti mi bilmiyoruz. Ne halde onu da bilmiyoruz. Tek bildiğimiz 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması mucibince her yerin Osmanlı Devleti'ne bağlı olan her birimin, her şehrin, her ülkenin parsel parsel işgale uğradığıdır. 30 Ekim 1918'de Amiral Kartrop, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Türk temsilci Rauf Orba'ya şu evraklara imza at. İçinde işgali barındıran bu evraklara imza at. Söz veriyorum, askerlik, namus ve şeref sözü işgal olmayacak dedikten 4 gün sonra Musul, 14 gün sonra İstanbul resmen işgale uğradı. Tam resmi demeyelim ama fiilen işgale uğradı. 1919 tarihinde bir curcuna 66-67 yılda bitirilen Mısır Çarşısı'nın girişi burası. Zaten kapısında yazıyor. Mısır Çarşısı. Hatice Turhan Sultan tarafından bitirilen ve yapılan bir çarşı. Benim sağımda, sizin solunuzda. Nasıl müthiş manzara arkamdan gelen kuşlar. Baksam korkarım herhalde, çarparlar diye. Bakmadan konuşmak rahat. Arkamdan kuşlar geliyor. Arkamda Rüstem Paşa tarafından yaptırılan bir Mimar Sinan eseri, Rüstem Paşa Camii. Altında Papaz Han hikayesi. Papaz Han'a girdiğimiz programda detaylı bir biçimde anlatıldı. Birkaç adım atarsak bu tarafa doğru lacivert bir araba var, gördük sanırım. Belediyeye ait olan arabanın olduğu yerde binalar kompleksi var. Ne zaman? Bugün değil. 104 yıl önce çekilen 1919 tarihli fotoğrafta orada binalar var. Arkasında bulunan han yapı, kırmızı beyaz taşlarla yapılan yapı görülmüyor. Hayır hayır, bugün görülüyor. Bakın oraya baktığınız zaman zaten arabanın arkasında kırmızı beyaz bir yapı görülüyor. Fotoğrafta görülmesi imkansız. Fotoğrafta o lacivert arabanın arkasında binalar kompleksi var. Orada binalar bulunmakta ve o binalar 1940'lı 50'li yıllarda o size anlattığım İnönü ve Adnan Menderes dönemindeki yıkımlardan nasibini almış ve kurtulamamış olan o binalar bugün yok. Bugün onları görmüyoruz. Bugün baktığımız zaman doğrudan doğruya sahile kadar Eminönü'nü görüyoruz. 105 yıl önce burası böyle değildi. Ben hep diyorum ya, buraların işportacılarla, seyyarlarla adım atılamayacak kadar kalabalık olduğu günleri hatırlıyorum dedim ya. Bakın 1919'u tabii ki hatırlamıyorum. Fakat bu toprakların, bu bölgenin, buraların 1980'li yıllardaki hali de şu an fotoğrafta gördüğünüzden daha farklı değil. Yine bir curcuna, yine bir kalabalık. Yine farklı farklı yine geliyorlar ve ben bakmamalıyım onlara. Bakarsam korkarım. Yine kuşlar kadar kalabalık insanlar buraları doldurmuş. Ben 1980'li yıllarını bilirim. Buraların bu kadar kalabalıktı. Ama siz 2024'lerini biliyorsunuz. Böyle. Ve şimdi fotoğrafa gelelim. Siz 105 yıl öncesini biliyorsunuz. Şu an fotoğrafta görüldüğü gibi 105 yıl evvelle
1980'ler hiç fark etmemiş. Seyyarlar, işportacılar adım atmaya yer bırakmayacak kadar her yeri doldurmuşlar. Burası Eminönü, Yeni Cami, Mısır Çarşısı önü. Ha bu arada bu çarşıyı kim yaptırdı? Az evvel dediğim gibi bir valide sultan, 18. Osmanlı padişahı Sultan İbrahim Han'ın eşi, 19. Osmanlı sultanı Sultan Mehmet Han'ın, 4. Mehmet Han'ın annesi Hatice Turhan Sultan yaptı. Ne için yaptı? Mısır bölgesinden getirilen baharatlar Üsküdar'a kadar geliyor. Üsküdar'dan gemilere bindiriliyor ve gemilerle buraya getirilip o baharatlar satılsın diye yapılan çarşıya getiriliyor ve burada o baharatlar İstanbulluların hizmetine sunuluyormuş. Tabii o aralar domates yok. Mesela en basit, çok fazla gastronomi bilgim yok benim. Ben bilmem ama bildiğimi söyleyeyim. O günlerde Osmanlı mutfağında domates yok, patlıcan yok, biber yok. Peki bunlar nasıl yemekleri tatlandırıyorlar? Cevap basit, baharatlarla, özel soslarla. Mısır'dan getirilen bu baharatlar bugünkü salçanın görevini görüyorlarmış. Bu yüzden Mısır'dan getirilen baharatların, şurada satılan baharatların alıcısı çok fazla. İstanbulluya hizmet veren Mısır Çarşısı Baharatlar Dükkanlar Kompleksi arkamda bulunmaktadır. Yıl evvel 1919, manzara tam olarak fotoğrafta görüldüğü gibidir. Takvimler 2024'ü gösterdiğinde manzara tam olarak şu an gördüğünüz gibidir. Değişen ne var? Siz daha iyisini bilirsiniz. 105 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.